La ilahe illallah. Na'am. İnnel hamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kardeşler, Kitab-ı Tevhid'in 229. dersini işleyeceğiz Rabbimin izniyle. Biz باب ما جاء أن الغلو في القبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Yaratılmış olan mahlukları, yani salih olan insanları kulluk eden olan bir kişi öyle öyle aşırı gider ki onları putlaştırmaya kadar gider babına gelmiş oldu. Ve bugünle beraber bu ders, 7 ders işlemiş oluyoruz. Dün dedik ki burada وَكَذَا قَالَ اِبْنِ الْجَوْزِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَلِدِ السِّوَاقِ الْحِجَّاجِ. Hani dedik ya, bu salih insanlar Ebu Cehil döneminde olsun, Nuh Aleyhisselam döneminde olsun, başka müşriklerin döneminde olsun, salih insanlar bunlar Allah katında iyi işler yaptıklarını zannederler ve bu şekilde akideleri bozuk olmalarına rağmen şirk bataklığına giderler. Bunlar dediler ki bunlar Allah katında salih insanlardır. Biz bunlara kulluk edelim. Bunlar da bizim ibadetlerimizi Allah'a yaklaştırırlar. Tıpkı Ebu Cehil'in Muhammed Aleyhisselam'a dediği gibi, ya Muhammed bunlar sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar taştır. Yaratamaz, yaşatamaz, rızık veremez, koruyamaz, halk edemez. Tamam, biliyoruz. Ne diye bizlere böyle sıkıntı veriyorsun ey Muhammed? Ama bunlar bizleri Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Ve işte مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ, değil mi? İşte burada vallahi ben babamı, atamı, dedemi bu putların önünde secde ettiğini gördüm dedi. Nasıl olur da ben bunlardan yüz çevirip senin tek Rabbuna mı kulluk edeceğim ya Muhammed diyordu ve kabul etmedi. Aynı zihniyet günümüzde de vardır, yarın da olacak, geçmişte olduğu gibi. Gidiyorlar ya ölülerden, istiyorlar istihane, istigata. Oysa Allah varken ne diye gidip o ölülerden istiyoruz? Ve Allah diyor ki وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ, onlar duysalar dahil icabet edemezler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile icabet edemez. İşte biz bu bapta biz dedik ki لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولْ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Bu fiili yapanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına ters hareket edenler, onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap onlara bekliyor. وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ, yani ilhad, yulhid, yunkir evamirallah, yunkir al-ubudiyye, yunkir al-rububiyye, yankir kema emarahu rabbuhu ve akhbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem. بِالْحَادٍ diyor. Peki cezası nedir ya Rabbi? نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, onlara elim verici, alçaltıcı, zillet verici bir azap ona tattıracağız diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Ondan dolayı biz diyoruz hep bütün derslerimizde kema emarana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem, ibadetimizi kulluğumuzu yapalım.
Naam. Fekayfe bimen yef'al el-ilhad. İşte bu şekilde reddeden, yani yapmayan kişi olduğu gibi nasıl olur da bu fiili yapıp da Allah'a ortak koşanların haline olur diyor. Eğer o bir şekilde Rabbim Tebareke ve Teala uyarıyor, şiddetli bir şekilde onu sakındırıyorsa artık yapanların haline olur, nice olur diyor burada. Ve kavluhu la'an, yani hani Ali ibn Abbas radıyallahu anhuma قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن. الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم diyor ki, buyuruyor, Allah kabirlere ziyaret edenlere lanet etsin. Kimi kastediyor? Burada bayanları kastediyor, kadınları kastediyor. Tabii ki cumhur diyor ki bu hadis mensuhtur. Çoğunluk alimler diyorlar ki bu hadisin hükmü kalmamıştır. Çünkü daha sonra fezuruha fe innaha tuzekkirkum bil ahire hadis nazil olunca bu hadisin hükmü kalktı diyorlar. Ama İbn Uthaymin ve İbn Baz ve bunun çizgisinde alim diyorlar ki hayır, kadınların kabirlere yani kabristanlığa çıkması kesinlikle caiz değildir diyorlar. Ama doğru görüşe göre, bu azınlıktaki olan alimler, ama doğru görüşe göre kadınlar çıkabilir. Ruj, parfüm ve sünnete uygun bir şekilde giyinirse, böyle kendini tutup da yakanı, paçanı yırtmayacaksa, feryat etmeyecekse, saçını koparmayacaksa çıkmasından bir sakıncası yoktur diyor cumhur, çoğunluktaki olan alimler. Evet. وقوله اشتلعن اللعن, اللعن هو الطرد والإبعاد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن etmek Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak demektir. Hani diyorlar ya, bazı cahilce kişi ne yapıyor? Diyor ki لعنك الله, Allah sana lanet etsin diyor. Hele hele bazıları, hele biz bunu Arabistan'da çok gördük orada, diyor ki Allah لعن أمك أعوذ بالله, Allah ananı lanet etsin diyor. Küçük küçük yaştaki olan çocukları, dilindeki olan sözleri biz duyduk. Bu nedir? Allah korusun ya Rabbi. İşte lanet Allah'ın rahmetinden, Allah'ın cennetinden kovulmak demektir. Dikkat edeceğiz. Şeytan lanetlenmiştir. Bir mümin nasıl bunu söyleyebilir? Lanet edici, edilmiş olan tek kişi şeytandır. Hatta kafirler bile lanetli değil. Kafirler niçin? Ama adam dünyada kafirdir. Ama bir bakarsın adam daha ömrünü Allah'a teslim etmemiş, ruhu gitmemiş. Adam ne yapıyor? Gidip tövbe ediyor. Lanetli kimlerdir? Yani kafir ölenler, kafir müşrikler. Ama adam dünyada şirk koşuyor. Ama bir bakarsın tövbe eder. Değil mi? Adam yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyor. Yani Hristiyan dinine, Yahudilik dinine tabi. Ama bir bakarsın adam Müslüman oluyor, iman ediyor. Lanet kime okunur? Katmerli bir şekilde ölüp de küfrünü izhar edenlere. Ve kavluhu diyor ki ve me'na la'n والمعنى ديور كبير ما نصد ديور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة. الله رسول عليه الصلاة والسلام bir zümre insanları lanetle andı onları. Mesela bunlardan biri Utbe bin Ebi Leheb. Ümmene Rukiye'yi almıştır. Nübüvvetten önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona verdi Ümmene Rukiye'yi. Nübüvvetten sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nebiliği, orada izah edince Aleyhisselatü Vesselam küfrünü açıkladı ve geldi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etmeye başladı. Utbe bin Ebi Leheb. Ondan sonra Ümmüne Rukiye ondan boşandı, yani boşadı Rukiye validemiz. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle hakaret etti ki böyle elbisinden çekip elbisini yırttı.
Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua etti. Dedi ki Allahümme sallit kelben min kelbik ya Rab. Senin köpeklerinden bir köpek onlara musallet et ya Rabbi. Bunu duyan Utbe bin Ebi Lahab hemen babasına söyledi. Ya Ebi diyor Muhammed bana beddua etti diyor. Ve biliyorlar ki Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduası tutar. Ve onlar bir vadiye gittiler, bir kervana gittiler. Ve dedi ki ey Kureyş Muhammed benim oğluma beddua etti. Tedbir alalım. Bu şekilde böyle efendime söyleyeyim bir saf tuttular. Ve develeri arkalarında bıraktılar. Ve onu tam ortaya aldılar. Buna rağmen Allah'ın hikmeti ya. Allah tebareke ve teala bir aslanı gönderdi. Aslanı koklaya koklaya hepsini ta ki Utbe bin Ebi Lahab'a geldi. Ve onu pençeleriyle parçaladı. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası orada kabul oldu. Çünkü biliyorlar ki Muhammed'in duası orada kabul oluyor. Müşriklerin inancı bu. Ama buna rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini kabul etmiyorlar. İşte ne zaman ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şiddetli bir şekilde yani dininde bir hakarete uğradığı zaman bazı kimseler dua etmiştir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam leyse bir ta'an. Yani o bedduacı veyahut da lanetleyici bir resul gönderilmedi. Çünkü o وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ alemlere rahmet olarak gönderildi Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam. O gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişi لِيُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ ahlakı tamamlamak için diyor gönderildi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Tamam. Ve kavluhu zairat cem zairat çoğuldur diyor. Ve ziyare huna ma'naha ziyaret onun manası diyor. El huruc ila'l makabir ve hi enva kabirlere çıkmaktır. Bu da çeşitler vardır diyor. Bir iki çeşit diyor ki mesela ve kavluhu zairat ve minha ma huwa sünne ve hiye ziyaretir rical lil it'at. Mesela kabirlere niçin ziyaret ederiz? İbret almak için. Tefekkür etmek için. Bunlar gitti ve ardından biz de gideceğiz. Değil mi? Bakınız saç sakal beyazlaşıyor. Belimiz bükülüyor. Görmemiz tükeniyor. Gücümüz de tükeniyor. Buna rağmen birçok insan vurdum duymazlık yapıyor. Rabbini hatırlamıyor. Be hatun. Be hanım. Yo benim Rabbim var. Kalkıp bir iki rekat namaz kılayım demiyor ya. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor Allah için. Ya şöyle bir düşünün ya. Ömer ne diyor? El yevm amelun bile hisab ve gaden hisabun bile amel. Bugün amel var hesap yok. Ama yarın hesap var amel yok. Değil mi? Allah diyor fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de dirilişiniz de sizlere sorulmayacak. Gelişiniz gidişiniz alametidir. Fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Namaz yok. Bir şey yok. Allah'ın emir ve yasaklara bayramdan bayrama namaz, cumadan cumaya ne bu? İşte Allah diyor ki ibret al. Kabirlere çıktığın zaman muhakkak ki bil ki siz de bir gün bu kabre konulacaksınız. Demiyor mu? Limada halakana rabbuna muallif rahmetullah aleyh. Limada arselena rabbana. Limada? Benim Rabbim niçin beni yarattı? Şöyle bir düşünsün bir kişi. Neden Allah beni yarattı? Niçin? Yemek, içmek, gezmek, dolaşmak. Yani dünya nimetlerinden istifade etmek için mi sadece? Öyle olmuş olsaydı hayvanlar da yiyip içiyor. Ne farkımız var hayvanlardan? Bel halakana rabbuna lina'buduhu ve la nüşriku bi şeya. Biz kulluk, ibadet, ona bütün ibadetlerde birlemek için yarattı Rabbim tebareke ve teala ki Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ondan sonra اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
yu'minun. Ondan sonra ve mâ umirû illâ liya'budullâh. Keyfi ya Rabbi na'bud? Muhlisîne lehuddîn. Ba'din? Hunafâ. Eş hunafâ? Yani mâilun mineşşirk ile tevhid. Ma na'bud illa lillah ve la netevekkel illa alallah ve izâ se'elnâ nes'elallah ve izâ iste'annâ nesta'in billah ve la na'bud illa rabbena tebâreke ve teâlâ. Hâdihi ubudiyye. Ondan dolayı kişi kabirlere burada çıktığı zaman erkek olsun, kadın olsun, hatta Arabistan alimleri, yani azınlık olan bir alimler diyorlar ki kadınların kabirlere çıkması caiz değil. Ama doğru görüşe göre kadınlar eğer parfümsüz, ruşsuz, böyle yani dikkat çekmeksizin kabirlere çıkarsa bir sakıncası yoktur, çıkabilir. İbret almak için. Hani فَذُورُوهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرْكُمْ بِالْآخِرَةِ Hadis-i şerif gereği. Naam. وَالدُّعَى لِلْمَوْتِ Tıpkı sırf sayı dua etmek için gideriz. Ama biz çoğunlukta ne yaparız? Kabirlere çıktığımız zaman Kur'an-ı Kerim okuruz değil mi? Alırız Kur'an-ı Kerim. Kardeşlerim vallahi biz Kur'an'a karşı değiliz. Biz yani Yasin'e karşı değiliz. Biz bunlara karşı değiliz. Ama sırf Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmadığı için biz de yapmayacağız. Adam çıkıyor bayram günü, cuma günü Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratın mustakim. Hayır, bu değil. Bu değil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıktığı zaman Esselamu aleykum ya ehled diyar entumus sabikun ve nehnul lahikun nes'alullahu lene ve lekumul afiye diyor. Bu. Nice Hamzalar ölmüş, nice Abdullah bin Cahşlar ölmüş, nice Musab bin Ömerler ölmüş. Hiçbirine Allah Resulü Kur'an-ı Kerim okumamış. Değil mi? Alimler diyorlar ki bu bid'attır. Biz böyle konuştuğumuz zaman yahu sen Kur'an'a niye karşısın? Hayır efendim, biz Kur'an'a karşı değiliz. Biz bu bid'ata karşıyız. Allah Resulü'nün yapmadığı olan bir fiili bizim yapmamız uygun değildir. Hani Allah Resulü ne diyor? Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehu rad. Ve fi rivayetin li muslimin men ehdete fi emrina hâze ma leyse minhu fehu rad. Her kim dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse bu makbul değildir. Ve kim bir amel yapar o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse yine makbul değildir. Bunu bileceğiz. E Allah Resulü'nün yapmadığı olan bir ibadeti bizim yapmamız vallahi doğru değildir. Allah da bunu kabul etmiyor. Hani ta'atehu fîmâ emar. Hani tazdîkuhu fîmâ ahbar. Hani ve en lâ yu'bed illâ bimâ şerâ. Nerede? Nerede? Olmaz. Madem ki sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsun, o zaman emretmiş olduğu şeyleri yapacaksın. İtaat edeceksin. Tasdik edeceksin. Kema emareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olacaksın. Bu olmaz. Allah demiyor mu? Ve mâ âtâkumur rasûlü fehudûh ve mâ nehâkum anhu fentehûh. Resulüm size neyi getirdiyse onu alın. Neyi de sakındırdıysa ondan kaçın demiyor mu? Ama çıkıyorlar. İllahil Fatiha şu bu. İmam-ı Nevevi ve birkaç alim içtihadı dışında hiç kimsenin bu Fatiha'nın caiz olduğunu söylemiyor. Bu bir içtihattır. İmam-ı Nevevi ve bazı alimler. Oysa Allah Resulü hiç kimseye burada Fatiha okumuş değildir. Hocam sen Fatiha'ya karşı mısın? Yok. Allah'a sığınırız. Ama onun orada yeri değildir. Fatiha bir duadır ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'tır. Maliki yevmiddin. Din günü sahibi Allah'tır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. İhdina sıratel müstakim. Bize doğru yolu göster ya Rabbi. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Doğru yolu erdirdiğin insanların yoluna bizleri ilet ya Rabbi. Onlar da kimdir? Ashabtır. Gayril mağdubi aleyhim ve laddallin. Yahudi ve Hristiyanların gittikleri yoldan değil ya Rabbi. Ashabın yolları bizleri ulaştır ya Rabbi. Günde
Bütün namazlarımızda bunu okuyoruz biz. Biz Fatiha karşı değiliz. Ama orada yeri değildir. Mesela biz şu an mesela hapşurdum diyelim. Ne diyeceğiz? Elhamdülillah değil mi? Yok efendim ben kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad dersem, okursam ya bana sen deli misin derler değil mi? Niye oğlum deli değilim? Ben Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudum. Hatta sure okudum. Deli değilim. Kur'an-ı Kerim okudum. Yok efendim. Bunu okuyamazsın. Neden okuyamazmışım? Niçin? Kim bize söyledi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Peki ne diyeceğim? Elhamdülillah diyeceksin. Ondan sonra karşıdaki kişi ne diyecek? Yerhamukullah diyecek. Ondan sonra sen ne diyeceksin? Yehdikumullah ve yuslih balikum diyeceksin. Bak Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam bizlere ne güzel vahsetmiş bunları. E buna gelince olur. Ama ona gelince neden olmuyor? Ta'atehu fîmâ emar ve tasdîkahu fîmâ ehber ve en lâ yu'bed illâ bimâ şer'a. Din bu. Din bu. Ondan dolayı madem ki burada açık bir şekilde Fatiha okumamış da Muhammed aleyhisselatü vesselam, bizim de okumamız doğru değildir. Çıktık kabillere. Esselamu aleyküm ya ahlet diyar. Entum es-sabiqun ve nahnu lahiqun. Nes'alullahu lana ve lekum afiye. Allahümme ya hennan, ya mennan, ya vasi'al gufran. Iğfir lehum zunubahum ve keffir anhum seyyiatihim ve tevaffahum ma'al ebrar ya rabbil alemin. Allahümme ya rabbi, هؤلاء الميتين لو كانوا ضيوفنا كنا أكرمناهم يا ربي ولكن هذا ضيوفك هذا هم ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين يا رب العالمين اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا رب العالمين وإن كانوا محسنين فزد بحسناتهم يا رب العالمين ادعوا لهم كما شئت ادعوا 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 اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران دي لديين جيبي سان بوات أتيا وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة دعاء عبادة أزدر بالله بلغ يلا إلا الفاتحة دم قردشي الله رسوله بنا سيلممش söylememiş. Söylemediyse sen de söyleme. Ne olacak yani? Allah Resulü'nün yap dediğini yapacağız. Yapma dediğini yapmayacağız. Bitti. Bu. Din bu. İlle men rahimallah. Bazıları ne diyor? Ne yapıyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığını yapıyorlar. Yaptığını yapmıyorlar. Tam tersi. Tam tersi. Dinimizi öğreneceğiz. O da nereden? Kur'an ve sünnet. La ilahe illallah. Şöyle neredeydik? Ve minha ma huwa bid'atun ve hiya ziyaretuhum lid-du'a 'indahum ve qira'atul Kur'an ve nahvu zalik. Bunu söyledik. Bid'at olan şey işte kalkıp orada Kur'an-ı Kerim okumaları. ومنهم ما هو شرك وهي زيارتهم الدعاء للأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك. وشرك olan kısım hangisi? Kalkıp gidip onlardan yardım dilemek. Bana rızık ver, bana evlat ver, bana mal ver, bereket ver, ey Allah dostu diye. Ama o ölüdür, ölüdür. Şirktir. Allah bunu kabul etmiyor. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ duysalar dahi icabet edemezler. Ayet. Niçin bu insanlar bu hataya düştü? Çünkü كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ cildisine ayrıldılar. Hani Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى onlara besbelli delil gösterildikten sonra Allah'ın emir ve yasakları ona gösterildikten sonra yani faiz kaldırıldı diye ayet duyduktan sonra örtü farz kılındı ayet diye duyduktan sonra Allah'ın emir ve yasakları kendisinde duyduktan sonra
Ondan sonra ne? وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Bunları bırakıp da heva ve hevesine uyup bit'atçıların, şirk koşanların Cebriye, Dürziye, Abdariye, Yezidiye, Kadiye, Aliye, Cevlekiye, El-Hüseyniye, El-Butriye, El-Nusayi'nin düştüğü hatalara düşen ve bu onların kuyruğuna takılan olan bir kişi نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ diyor. Gittikleri yolda bırakırız. وَنُسْلِهِ cehennem ve varacağı yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا O ne kötü duraktır. Demek ki ölçü nedir? Ashabın yolu. O da nedir? Kur'an ve sünnettir. Ondan dolayı insanlar burada şiddetli bir şekilde Rabbim Tebareke ve Teala sakındırıyor onları, insanları. Sakın bu yollara meyletmeyin. Eğer meylederseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Rabbim Tebareke ve Teala onlara söylüyor. Nam. وفي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور işte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlere çıkanları lanet etmiştir. Bu da bayanları kastediyor. İşte bu hadisi neskeden başka bir hadis var. فَزُورُوهَا فَاِنَّهَا تُزَكِّرْكُمْ بِالْآخِرَةِ O bu hadis yoktu. Daha sonra o söyledi Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada çoğunluk alimler diyorlar ki kadınlar kabirlere çıkabilir. Ama bir şartla. O da nedir? Koku olmayacak, ruj olmayacak, böyle sünnete uygun olacak, örtülü olacak, böyle çıktığı zaman saçını başını yolmayacak, böyle feryat etmeyecek. Bu şekilde eğer çıkabilirse çıksın. Çıksın. Yoksa böyle eğer nefsine hakim olmayacaksa çıkması kesinlikle doğru değildir burada. Alimler söylüyor. Naam. بالتشديد الواو وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة العام وقوله والمتخذين عليها المساجد bu kabirlerin üzerine cami edilenler هذا الشاهد من الحديث أي الذين يضعون عليها المسجد وقد سبق أن اتخاذ القبور مسجدا له صورتان bu kabirlerin üzerine mescid edilenler böyle bir kubbe olarak olabilir. Yani orada namaz kılabilir. Ve o da şart değil kubbe. Orada bir şöyle bir taşlarla şey edersin. Burada hem kabir var hem de kalkıp sen orada namaz kılarsan aynı hükme girmiş olur. Ve biliyorsunuz kabirin bulunduğu bir yerde namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Hani la tettehidu kuburi mescide diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakındırıyor. Benim kabirlerim mescid, kabrimi mescid edinmeyin. Ki burada hadiste aldığımız gibi nerede bu? Bu hadis nerede? Allahümme la tec'al kabri vesenen yu'bed iştedde gadabullah ala kavmin ettehadu kuburil enbiyahi mesacid diyor. Allah'ım benim kabrimi putlaştırılmış bir meta haline getirilmesine izin verme ya Rabbi diyor. Muhakkak ki Allah bir kavmin eğer enbiyalarını kabirlerine mescid edinmişlerse Allah'ın gazabı onların üzerine olsun demiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye burada bizlere açık bir şekilde mesajı veriyor. Demek ki burada bir camide kabir varsa ve özellikle kıbleye yönelik ise o camide namaz kılmak caiz değildir. Alimler diyorlar ki eğer bahçe avlusunda varsa ve kıbleye yönelik değilse bir sakıncası yoktur. Veyahut da caminin içinde ama caminin dışında kıbleye yönelik ve orada duvar varsa, sitre varsa duvarla örtülmüş, gözükmüyor. Bir sakıncası yoktur diyorlar. Ama en doğrusu o kabirlerin o yerlerden kaldırılmasıdır. Çünkü o kabirlerin orada yeri değil. Orası ubudiyet yeri. Yüce Allah'a ibadet etme yeri. Kabirlerin yeri ayrı. Bunların yeri ayrı. İbadetin yeri ayrı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. وقوله والمتخذين عليها مسجدا هذا التشديد دي وقد سبق diyor ki والقبور المساجد له صورتان iki yönü var diyor. Birincisi en yettehidaha musalla yusalli indaha. Bu kabri bir mescid yerine edinmek ve orada namaz kılmak. Ve biliyorsun burada birçok ziyarette kabirler var. Orada namaz. Ben kıldım. 25 sene önce Allahu Alem askerden yeni gelmiştim. Bir yerde orada
Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bir yerde orada ziyaret vardı ve gittim orada namaz kıldım. Ama bilmiyordum orada. Bilmeyerek biliyorsun. Yani cehalet mazerettir. Bilmiyordum. Ve Irak'ta şu an mesela diyorlar Hazreti Ali'nin kabri. Orada Hazreti Ali değil. Yok. Kabri yok. Belli değil Hazreti Ali kabri. Orada kabir yapmışlar, putlaştırmışlar ve orada yapıyorlar. Hazreti Hüseyin ve İran'da biliyorsunuz gene Ebu Lü'lü el-Mecusi Hazreti Ömer'i öldüren zatın kafirin orada türbesini yapmışlar ve orada ubudiyet taabbud ediyorlar. Yani işte bak bakınız. El-Hulufü'l-Din dinde aşırılık geçmiş kavimler nasıl helak olduysa siz de helak olursunuz ey ümmetim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı kema emarakum rabbukum ve akhbarakum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayın. Rabbiniz size neyi emrettiyse ve Resulünüz size neyi gösterdiyse bunun çizgisinden ayrılmayın diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bir. Kızım bana su getir. İki. Bina el mescid aleyha. Ve o yani bina yani mescidi bina etmemişsin ama orada namaz kılıyorsun. Bir de aynı şekilde o kabrin üzerine yani mescid bina etsen bile aynı hükümdür. Diğeri ile bunun arasında hiçbir fark yoktur diyor burada alimler. Ve kavluhu diyor ki ve kavluhu cem sirac tuqad aleyha sirac leyl leylen ve neharen tuazzem ve guluven fiha. Aynı zamanda kabirlerde gece ibadete gittikleri zaman bismillah elhamdülillah. Şimdi birçok kardeşlerim şu an ben sağ elimle içiyorum ama kamera bana dönük olduğundan dolayı bunu soldan gösteriyor. O açıdan hakkınızı helal edin. Beni yanlış anlayın. Ben şu an sağdan içiyorum. Şu sol. Ama şu an sağ bunu gösteriyor. Kamera bana dönük olduğundan dolayı. Ondan dolayı birçok kardeşim diyor ki neden soldan içiyorsun? Bu şeyi sana kim öğretti? Hem tevhid dersleri veriyorsun hem kalkıp bunu soldan içiyorsun. Hayır bu sağ el. Kamera bana dönük olduğundan dolayı bu şekilde gösteriyor. Al kızım. Eline sağlık. Evet. La ilahe illallah. Ve hada hadis yedul ala tahrim ziyaret nisa kubur diyor. İşte diyor işte bu hadis İbn Uthaymin dedi ki İbn Uthaymin İbn Baz ve bunun çizgisini olan alimler diyorlar ki kabirlerin çıkması haramdır. Çıkamazlar diyor. Ama azınlık da olan alimler. Ama doğru görüşe göre kadınlar çıkabilir sünnete uyarlarsa. Tamam mı? Yani kokudan okudan işte yani zinetten sünnete uygun bir şekilde giyinirlerse bir sakıncası yok. Bel ala ennehu men min el kebair zunub. Hatta diyorlar ki yani kadınların kabirlere çıkması büyük günahlarındandır diyor. Tamam mı? Li enne el la'n la yekun illa ala el kebira. Çünkü bu lanetli olan bir cümle büyük günahlardan olmalıdır diyor. ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسراج عليها وهو الكبيرة من الكبائر الذنوب للعن الفاعله. O burada şunu gösteriyor. Yani kadınların kabirlere çıkması büyük günahlardan sayıyorlar. İbn-i Uthaymin, İbn-i Baz, İbn-i Teymiye ve bunun çizgisinde olan alimler ve kadınların kabirlere çıkması kesinlikle caiz değildi diyorlar. Ama doğru görüşe göre Allahu alem kadınların kabirlere çıkması bir sakıncası yoktur. Çünkü hani fezuruha fe innaha tuzekkirukum fil ahire. Bu hem erkekler için hem kadınlar için geçerli. Bu hadis. Diğeri la'anallah zawaratul kubur. Alimler diyorlar ki ikinci sınıf alimler yani ikinci grup alimler bu neshedilmiş olan bir hadistir. Diğeri fezuruha fe innaha tuzekkirukum fil ahire. Yani ona yani gidin çünkü o sizi ahireti hatırlatıyor. Demek ki bir kadın burada
örtünürse, ruçtan, kokudan, güzel bir şekilde giyinmekten sakınırsa ve sünnete uygun bir şekilde giyinirse, saçını başını yolmazsa, böyle bağırmazsa, çağırmazsa, kabirlere çıkmaktan hiçbir sakıncası yoktur. Çıkabilir ve orada duasını yapabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Ama yok. Feryat edecekse saçını va 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 saçını yapacak. Hayır, çıkmasın daha hayırlıdır. Çıkmasın daha hayırlıdır. Evet, sayfamız da bitti. Yarın El Münasebetül Bab, bu babtan çıkan hükümleri alacağız. Allahümme ya Hennan, ya Mennan, ya Vasi'al Gufran, اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم أسعدنا في الدنيا بطاعتك وفي الآخرة في جنتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يارن aynı saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz İnşallah. Rabbim bizlere sıhhat verirse. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yarın işte inşallah yatsı namazını kıldıktan sonra aynı kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu alem. Bismillah.